Selam, siz de mi buradaydınız ya? Arkadaşlar, bugün görmüş olduğunuz gibi çok şıkım, ahlak ve haysiyet değerlerim üst düzeyde. Bugün first date Aman diksiyonu ihtimal almam! Bugün first date late to date oynayacağız. Ve size kız tavlamanın inceliklerini göstereceğim. Hadi oyunumuza geçelim. Arkadaşlar saygısızlık olmazsa ceketimin iliğini açıyorum. Fark ettiyseniz takım elbiseyle oynayacağım oyunu. Ve merak etmeyin, Dating Simulator bundan sonra gelecek. Hemen gelecek. Şimdi size kız nasıl tavlanır? Ya tavlamak çok doğru bir kelime değil. Ben bu tarz kelimeleri kullanmayı pek sevmiyorum ama. Hanımefendilerle nasıl iletişim kurulur? Ya bunların inceliklerini ve yapılması gerekenleri göstereceğim uygulamalı olarak. Yani bu arada ahlak ve saygı çerçevesinde olacak her şey. Yani ahlak ve saygı çerçevemizden hiçbir zaman çıkmayacağız. Üstüne bir de bu çerçeveye terbiye ve edep de eklendiği zaman bizden de mutlusu yoktur. O zaman hiç uzatmaya gerek yok. Hemen oyunumuza geçelim. Ben çok heyecanlıyım. Haydi bakalım. Ne diyorsun ya? Ne oldu? Sıçtık. Merhaba. Ne oldu? Ben Erdem. Buluşmaya Merhaba Erdem. Geç kalan adam. Hepsi ah be. O piçin suçu. Oo. Sert itamlar. Gerçi sulaklık bende neden dinliyorsan. Ne Neyse, oldu? Size hikayeyi baştan anlatayım. Derya'yı Dinliyorum. İlk ofiste gördüm. Bak bak. Bu arada buluşacağımız kızın adı Derya. Yani evet benim Derya. İsmi unutmayın Ama sakın. Neyse. Evet. Ofis ortamı, iş yoğunluğu. Bilirsin hani kafanı kaldırabilirsin. Ya arkadaşlar evet Onunla bunlar nasıl tanışacağımı zor bilmiyorum. İşler böyle şeyler. Lan etkileyiciyle ola... Lan tebessüm Ama tebessüm. Gün... Tebessüm. Oğlum bir anda başladı. Hiç beklemiyordum. Ulan keşke etkileyici olsa. Arkadaşlar çok ani şeyime denk geldi kusura bakmayın. Ama tebessüm her zaman samimiyet daha iyidir. Rahat olun siz. Ben de. Bendesiniz. Biriyle tanışmak istersen evet. Önce arkadaş ortamına gir. Kesinlikle çok doğru. Neyse kızla frekansımızı ayarladık. Takipleştik. Güzel. Harika. Enerjimiz uydu ve buluşmayı kaptık kızla. Muazzam. Tam buluşmaya okay. hazırlanırken benim salak arkadaşım Emre aradı ve... Ha? Kardeşim bak sen beni dinle. Beni dinle ya. Ne yapıyorsun tamam. biliyor musun? He. Kanka buluşmaya tam zamanında gitme. Biraz geç git ki kıymetin artsın. Aman. Ben de geç gittim kıymetim arttı. Aman. Dedi. Arkadaşlar asla böyle bir şey yapmayın. Sakın. Hoş geldiniz. Sakın. İsminizi alabilir miyim? Erdem Demir. Erdem Bey. Merhabalar. Erdem evet. Bey. Masanız hazır Erdem Bey. Misafiriniz sizi bekliyor. Çok teşekkürler. Ne kadardır? Kontrol evet. ediyorum. Yaklaşık 45 dakikadır efendim. Ebenin am... Özür dile. Özür dile. Terbiyesizlerim. Böyle bir terbiyesizlik olamaz yani. Lan kız da ne kadar tatlı ta bekle. Ben var ya 15 dakika sonra beklemezdim bu arada. Kız iyi dayanmış yani. Öncelikle çok özür dilerim. Ya böyle bir ya. Aptallığı nasıl yaptım? Yani, nasıl anlatacağım hiçbir fikrim yani yok ama. Çok gerçekten ahlak değeri düşük bir hareket. Otur hadi. İçkilerimizi bitirene kadar süren var. Harika, harika. Ne yaptın? Kaş göz yaptı bak esnafa. Esnafa kaş göz iyi. Evet, ya, yalanız. Bir de ben böyle buluşmalarıma hazırlanırken evde biraz fazla oyalanıyorum. Evet, özeniyorum evet. diyebiliriz. Metrosexual bir erkek. Çok fazla buluşmaya çıkıyorsunuz o zaman. Peki bu buluşmalarına hazırlanırken hep böyle bekletmek çok, olur mudur? Çok buluşmaya çıkmam. Öyle değil. Öyle bir şey yok. Buluşmaya geç kalıyorum. O ebeni o kadar da değil. Buluşmalar dediklerim de iş görüşmeleri, arkadaşlarla buluşmalar falan. Evet, diyorsun yani. Yani. Tam süslü denmez de. Metrosexual bir erkek Bakın oldum. Bakın diyebilirsin. Diyelim de benim kalkmam gerekecek herhalde. Hoşlanma oğlum first date'den hoşlanma olmaz. Emre'yi suçla. Tamam. Ya bu inanma ben inanmazdım da. Hadi bakalım. Emre benim en yakın arkadaşım. Evet. Bana dedi ki buluşmaya biraz geç gidersen kıza daha cezbedici gözükürsün. Ah ne tepki bekliyordun? Ay ne bekliyordun? Ne tepki bekliyordun? Adam da hala şarap koyuyor. İstifini hiç bozmadan şarap koymaya devam etmişse. Ben de bunu yedin mi? Ah yavrum sen beni dışarıda bekledin onca saat. 40 dakika. Peki sana arkadaşın demedi mi kankacığım? 5 dakika 10 dakika bekledi yani 40 dakikada bekledi. Yani harbiden ya. Yani. Niye sinirlensin? Gül makara. Woman. Woman. Şaka yaptım arkadaşlar. Ay o kadar komik değil tamam. Diğer müşteriler rahatsız oluyor da. Oo öyle bir terbiyesizlik olabilir mi? Biz çıkalım o zaman. Tamam hesabı alabilir miyiz biz? Abi ne içtin? Ne yedin? Aa. Bu ne sol altta 1-4 yazıyor. Bu arada bir saniye altyazılar niye kapalı? Altyazıları aç ya. Gecenin de içine ettim kusura bakma. Estağfurullah. Yani garip bir gece oldu ama güldük eğlendik. Evet ama ben böyle hayal etmemiştim. Ben de hiç böyle hayal etmedim biliyor musun? Hayal ettiğimiz gibi olmuyor ama güzel şeyler de böyle başlar. Doğru. Kesinlikle. Ama geceyi burada sonlandıralım.
saatte geç oldu zaten. Aa ama. Sen seni eve bırakayım. Yok gerek yok. Taksi geliyor zaten. Sen bir dahaki buluşmaya geç kalma yeter. Güzel. İkinci bir buluşma olacağının garantisini almış olduk arkadaşlar. Bunlar güzel şeyler. Bunları yakalayın oğlum bak bunlar önemli. Bir hafta sonra. Yavşak Emre diye kaydetmiş adam. Aç. Ne var lan yavşak? Kardeşim kaç gündür telefonlarımı niye açmıyorsun? Acaba ya sence verdiğin taktiğe ben. Ne taktiği lan? Ha o iş. Ne oldu lan? Olmadı mı o iş? Olmadı tabii. Senin yüzünden kızı 45 dakika beklettim. Bak 45 dakika mı? Oğlum. Ulan ben bile 45 dakika beklemem seni. İyi dayanmış ha. Oğlum sen doğru. Beklet demedin mi? Ulan ben sana geç git dedim. 45 dakika bekletme dedim. Evet gayet nezih bir iş yerimiz mevcut. Aa. Derya Hanım. Selam. Oğlum zebani gibi ne korkutuyorsun arkadan? Ne yapıyordun bu saate kadar? Yani. Projedeki sonra vizeleri düzenliyordum da seni görünce bir selam vereyim dedim. Ya, çok da sikindeydi kızın sanki. Ne oldu? Evet ablam? Bugün zor kararlar vermem gerekiyordu biraz. Hayırdır? İşten çıkarmama. Sen herkes biliyor değil mi? Ne işi ya? He. Yani, arkadaşlar bu sanırım bir şirkette işten çıkarmaktan sorumlu. Öyle bir ne bileyim kötü hissediyor işte. Oğlum öyle bir meslek erbabı olduğunu bilmiyordum lan işten çıkarmak diye. İnşallah seni atmaz. Evet, eve ne oğlum? Ne dersin? Kafa dağıtmaya. İyi fikir aslında ya. Teklif bar. Mi? Bara gidelim. Aslında arkadaşlar, ben bara da gitmem de. Bar var. Müzikleri falan. Ben olsam giderim Luna Park'a. Haberiniz olsun. Neyse. Tamam bara gidelim. Çok bangır bangır şimdi daha fazla başım ağrıyor. Yok yok. Yok hiç öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Gel bir pişman olmayacaksın. Sen gel. Ben göstereceğim. Tamam giderim ama bak ha şimdi tamam. Söyleyeyim. Tamam. Tamam siktir şaka. Asla kıza böyle bir şey demeyin. Sakın. Oğlum ne kadar hızlı girdiniz olaya. Güzel mekanmış ama burası hakikaten. Tabii canım ne sandın? Müzikler, manzara falan filan. İyi gayet mi? İyi. Burası kimseye getirmediğim, sadece kendime sakladığım bir mekan. Yani aynen hiç memleketin hiç haberi yok bu mekandan Erdem. Erdem. Şerefe kardeşim. Erdem yavaş. Afiyet olsun. Aynen. Teşekkür ederim ben bir tuvalete gideyim müsaadenle. Tamam. Erdem kaç tane oğlum yırttın bak orayı ya. Ne yapıyorsun lan konuştun mu kızla? Bardayız kardeşim rahatsız etme sen. Ooo kardeşim sağlara geri döndü. Oğlum iyi kız diyorum One Night. Ara One Night olmaz. One Kısa Night bizi... Hocam. Hey! Oğlum öldürürüm ha. Şşş. Hayırdır? Olur öyle mi olur öyle triplere bak. Arkadaş mı dinleyeceksin? Bak kafalar güzel. Hayır Emre'yi dinleme. One Night atma kardeşim. Emre'yi dinleme. Adam akıllı. Ya Allah aşkına aynı iş yerinde olduğun kişiyle bir kere One Night atılmaz. Gecenin aynı ortamda olduğunuz biriyle One Night atılmaz. Kişiyi gördün mü bizim masa değil dedim bu yani. Artık eğlenelim dedim ya. Tamam bana her yolu ver. Ne oluyor? Geliyor. Ne oluyor lan? Oyun mu oynuyoruz? Hiç aşık oldun mu? Biraz klişe. Hiç aşık oldun mu ve neden? Olmadım. Hayatımda hiç aşık olmadım. Hiç aşık olmadım. Nasıl olmadı ya? Hiç ilişkinle mi oldu? Aynen ebenin kı abla sen de yani. Yani aşık olsaydım şu an sen burada olmazdın. Yoksa bir aşk itirafı mı geliyor şimdi? Hayır bak, yok. Öyle deyince yok. Aşk iki kişilik. Aynen. Sen de duymak istediklerini soruyorsun sanırım. Doğru. Onun cevabını vermek için biraz... Ne oldu? Sıradaki soruyu. Ne oldu? Aynen. Adam çok iyi. En kötü ilişki denedim yani. Sıradaki soru biraz... Sıkıntılı mı desem artık ne desem yani. Neymiş? Niye? En kötü ilişki deneyimin neydi? Sen dese çok koparım. Hiç gülmem bu arada hiç komik olmaz. Ya gerçekten hiç hatırlamak istemem ya. O kadar saçma sapan kaba saba herifin tekiydi yani hiç hatırlamak istemiyorum. Sahibe ne lan? İç. Ay. Seninki? İç. Ne oldu Hadi. Lan? Aa ben seninki sorusuna mı içtim? Oğlum sahibe ne de lan sahibe şimdi seks fantezisiyle ilgili bir şey çıkmaz. Tam aynen. Eskilere hiç gerek yok. Geçelim. Biraz dans etmeye ne dersin? Geçelim. İyi misin? Dansa kaldır. Duydun mu? Bir şeyler içiyorduk. Azıcık dans et. Ya biraz dans et ya. Ben dans edemem. Ya dans edelim ben edemem. Ya ben hadi. Arkadaşlar şimdi bu skilleri seyretmenizi istiyorum. Bu ne oğlum tavuk götü gibi. Light it up and have some fun. Dance until the morning sun.
Oo! Ablam, abim işi götürüyor. Şunları sergile. Şunları sergile. Güzel. Eğleniyoruz, güzel. Harika, harika. Bu adam hayırdır oğlum, bu ne ayak lan? Abla tamam, ablam abartmayın. Ha, da yeter da. Ne oldu lan? Allah Allah. Niye her Türk yapımı bir şeyde bu geçiş sahnelerinde İstanbul Boğazı? İçeride ne oldu? Birini mi gördün? Ne alaka? Ya, o adam mı? Çok. O adam değil mi? O adamda bir şey var biliyorum ya. Eyvallah. Hop. Manitan gelir, ona attığım pas yakalam. No, bu kim? Ay, seni göreceğim hiç tam. Ya sen kimsin? Nasılsın? Sen kimsin? İyi, sen. Ben de kızlar. Ecem mi? Has siktir. Arkadaşlar bu bizim ex. Bu bizim ex. Derya, Ecem. Ve bu hayatım seninle çok hoşmuş. Teşekkür ederim. Erdem, sen neler yapıyorsun? Ben de Avrupa seyahati. Abla sormadım. Sormadım. Hatırlıyorsun okuldan. Yok, hatırla. I don't fucking care. Hem gezdik. Gerçekten büyük. Umurum dışı. Ay, bak özellikle. Ablam, ablam. Şam yemi. Abla. Demek muazzamdı. Anlatamam Erdem. Haftaya tekrar gidiyoruz. Siktirin gidin. Yara yine yok. Görüşelim. Yok. Daha anlatacak. Benim senden dinleyecek hiçbir şeyim yok. Bak yanımda hanımefendi var. Arabuane lan. Görüşürüz mü demek Fransızca? Ne yaşadık az önce ya? Ben bilmiyorum abla. Herhalde dilencinin teki, ben anlamadım. Mutsuz bir kadın kötü bir Fransızca ile üstümüzden geçti resmen. Oho, çok sert. Kendini kandırıyor. 10 numara kadın bu arada bu. Say sen nereden tanıyorsun bunu? Kim bu? Ya doğruyu söyle ya. Eski sevgili. Doğruyu söyle. Doğru eski sevgilim. Ama öyle piş gibi gülerek söyleme ya. Ben de barda şeyi gördüm. Sonra şimdi bu kızı gördüm. Kim? Neyi gördün barda? Gelip bize bir... Aa, çok garip oldu bu ya. Barda kimi gördün? Evet. Garipti. Barda mı? Evren gerçekten bizim anlayabileceğimizden çok daha garip işiyor biliyor musun? Abla ne alaka? Nasıl yedi yani yedi yedi diye girme, bir dur daha. Evrenin enerjisinden bahsediyor. Ooo yani boku... Hocam değiştir. Hocam değiştir. Hoca. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Sence de öyle değil mi? Kader. Kader. Sen de diyorsan kaderdir. Yani tabii. Bence de kaderimizde var mı? Tabii. Biz. Öyle. Ama bak. Bence bu yaşadıklarımızdan bir ders çıkarmamız. Bize gidelim. Evet. Hani bana barda ne oldu demiştin ya. Evet. Ben de eski sevgilimi gördüm. Apuş deme, biliyorum ya. Vallahi anladım ben. Bak gerçekten garipmiş. Evet. İkisini aynı. Bundan nasıl bir ders? Bundan nasıl bir ders? Evde. Ev. Bence sen şu an bir karar aşamasındasın. Abla bana nasıl bağlayabilirsin beni konuyu? Değiştireceksin. Muhtemelen ben de öyle. Nasıl bir karar vereceğim peki? Ecem'le senin aranda... Lan sen öyle bir şey denir mi oğlum? Hayır Erdem. Manyak. Sen geleceğini belirleyeceksin. Neyse. Ya ben kalkıyorum. Arkadaşlar ben böyle bir sen şey demem. Düşün. Benim de düşünmem gerek çünkü. Aa. Evet. İyi geceler Erdem. İyi de böyle oğlum, Ecem'le senin... Ya nasıl eski sevgiline kıyaslayabilirsin oğlum, hiç mi kafan yok ya? Ya Erdem abi yapma etme, gözüne seveyim, baş tacısın dedik ettik ya. Erdem, ne oluyor lan? Sesini dinle. Kul eczü bir Rabbin nas meliki nas ilahin... Beni göremezsin, ben isteyene kadar. Derya'ya koş, evrenin sırları. Kimsin? Sen kimsin? Ya ben bu saatten sonra Einstein olmam. Evreni boş ver. Derya! Derya! Derya duydun mu? Derya bir dakika dur, bak. Ses geliyor, benim kafamdan mı geliyor? Oğlum öyle penguen gibi koşarsan... Derya! Ne oldu? Ne oluyor lan? Bir yazıyor. Ne oluyor? Meditasyon. Hayatım ne yapıyorsun ya? Ne hayatım mı? Ne? Dua et oyun. Yoksa ben sana yapacağımı biliyorum. No. Ha. Bir dakika. Ya arkadaşlar biz bu işleri biliyoruz derken. Lütfen. Hani. Heh. Ya daha ilk oynayışımda. Oyunu bitirip. Hangi sonu bitirmişiz? Lobiye bir geri dön. Hangi sonu bitirdiğimizi çok merak ettim.
Sonlar. Neyi bitirdik? Forever. Arkadaşlar kızla evlendik galiba. Kis kis. Hedefim kis kis kis. Hedefim kis kis kis. Bir sonu daha yapalım hadi bakalım. Etkileyici ol. Etkileyici ol. Gün, bütün cazibemi kullanarak ona selam vermem yetti. Selam. Abi kafana sıçık. Hoş geç geldiniz. Abi. Kadir efendim. Ne diyorsun? Özür dile. Arkadaşlar sıçtık. Burada selam vermem bu arada. Selam verirsek sıçarız diye düşünüyorum. Peki, yok. Buluşmalarına hazırlanırken hep böyle bekletmek uyum mudur? Çünkü ya çok buluşmaya çıkmam. Çok öyle buluşmaya değil. Çıkmam. Emre'nin sıkıntısı. Hadi biz de gülelim. Ya bir de burada bir eve davet etsem mi diye düşünmedim değil ama yok. Yok. Teklifin ne? Var var. Emre'yi dinleme. Emre'yi dinleme, One Night atma. Ya arkadaşlar Emre'yi niye dinlemiyorum? Bak mesela One Night atsam bile şimdi kafaları güzel yapıp at diyor. Bu hiç etik değil. Ben hiç böyle şeyleri sevmem. Çok da yanlış bulurum, hiç etik de değil, o yüzden gerek yok. Bu sorumuz biraz klişe. Hiç aşık oldun mu ve neden? Burada içeceğim. Neyse ben evet aşık oldum. Ama nasıl bittiğini sormaya hakkım yok. Öyle olsun tamam yani. Hoca. Sırada... En kötü ilişki deneyimi. Sırada... Kaba saba herifin teki diyen hiç hatırlamak istemiyorum. Arkadaşlar sahibeyi de deneyeceğim ama şu an değil, dur. Seninki. Hadi. Bu sol altta 2-4 2-4 çıkıyor. Ama ne oluyor? Oğlum bir ne oluyor? Hiçbir şeye dokunmadım. Bismillah. Oo. Abi. Oğlum ben ne yaptım ki? Lan bir şıkka mı tıkladım yanlışlıkla? Sadece abi niye hemen pipine bakıyor? Ne oldu? Neredeyiz? Ne kızın evine mi geldik? Nasıl oldu bu? Ben sanmıyorum kis 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 sorunun bu olduğunu. Kızım. Ne oldu, iyi misin? İyiyim. Derya? Şu an sende miyiz? Evet, bendeyiz. Ama korkma, hiçbir şey geçmedi aramızdan benim. Yok. Korkmadım ama hiçbir şey hatırlamıyorum. Yani tahmin edebiliyorum. Bayağı sarhoştun çünkü. Ama ben içmedim ki. Ben içmek istemedim. Ya ablam. Aa. Neyse sen kahveni iç, sonra hazırlanıp çıkalım. Pere içmiyoruz. İşe gideceğiz oğlum, nereye? Ya burada kalmayı düşünmüyordun herhalde. Oo, o ne demek? Ben böyle bir şey olma kabul etmiyorum. Ben friendzone yiyemem. Olmaz abi, ben öyle bir şey demedim. Ya ben içsin de ben bir şıkka falan tıklamadım ki orada. Ne oldu, iki tane arda arda iç dedim diye mi içti? Ben o üçüncü soruda içmeyecektim mesela, cevaplayacaktım. Ne diyorsun ya? Aaa. Sıçtık. Odaklanalım ama bu sefer. Abi rahatsız edici bir boyutta bu arada. Jeff the Killer gibi gülüyorsun. Biraz fazla mı sırıttım acaba? Yani biraz. Aşık olmadım. Sahibe ne demek ya? Dur bir bakacağım. Çok sert bir ilişkiydi yani. Nasıl sert abi? Anladım. Bir uygulamadan bir kızla tanıştım ben. Allah anladım, seni kahretmesin. Öyle bir uygulama. Kızla tanıştık, muhabbet, sohbet falan derken. Güzel. Çok konuşmadan kız hemen eve davet etti. Aa. Abi dur. Sonra eve gitti. Abi dur. Evde çok güzel. Abi dur. Konuştuk yani. Abi dur. Keyifli geçiyorduk. Abi dur. Yani ben dedim bir hazırlanıp geleceğim falan. Abi dur. Ben heyecanlandım. Abi dur. Abi dur. Geldi bir anda dürül. Abi sus. Marçalı. Elinde de kırbaç. Abi sus. Vurdu yüzüme. Çat. İşte ayaklarımı bilmem ne falan. Böyle abi yani. Bunları abi bu kadar detaya. Allah'tan kızın kafa güzel de çok sorgula. Dansa kaldırma. Sor. Gerçekten iyi misin? Ne dersiniz? İyi misin? Gerçekten iyi misin? Aha. İyi misin diyorum. İyiyim, vallahi iyiyim. Gerçekten mi? Gerçekten iyiyim, hadi. Soruyorum hocam. Dünyanın sonu gelse kiminle takılmak isterdin? Margot Robbie. Net. Sen ya abi ne oldu? Şey. Eski sevgilisi var. Yani neşeli biriyle olabilir, neşeli olabilir. İşte bela geliyor ya, ama. Bela mı? Ne oluyor? Selamlar. Deryacığım ne haber? Nasılsın? Allah. Cenk, Allah. İyi, ben de İstanbul'a tekrar taşındım. Eski bir arkadaşı görmek çok güzel.
Gerçekten çok güzel. Soğuk davran. Neler yapıyorsun? Ya bir randevudayız biz şu an. Rahatsız etme sen. Aynen öyle. Aa, merdivendeki arkadaş. Ben Jack. Derya'nın eski seks. Merhaba. Rahatsızlık vermedin değil mi? Sakince abicim siktir git. Hadi. Hadi. Arkadaşım sorun çıkartmadan uzaklaşsın. Derya. Jack sen daha git artık. Yani bak tadımız kaçıyor. Ne güzel oturuyorduk ya. Aynen. Ya nasıl diyeyim? Böyle olmaz ya. Yani. Biraz daha ne bileyim erkek gibi, adam gibi. Cenk o zaman hadi bas git ya. Oo hadi. Adamlı. Aynı bu şekilde. Aynen. Adamlı. Aynen. Şimdi siktir git. Bu mu? Bu mu adamlık? Bu mu? Ne oldu? Helal lan sana. Nice oğlum, nice. Güzel. Abi niye? Allah. Evet. 3 bölü 4 yazdı o ne? Onun bu adamın farklı kişilikleri var. Onları mı açıyoruz biz? Yok ya saçmalama. Zaten hep öyleydi ha. Ya biz, sen niye özür diliyorsun oğlum? Adam geldi bozdu masayı. Mal mal konuşma. Elin nasıl ondasın? Biraz i̇yi elimiz iyi. Ama çenesi de sağlanmış yani. Hadi bize gidelim de ona bir buz koyalım. Yok yok hiç zahmet olur, vermesin. Olur yani. Olur. Hadi yürü. Olur olur. Olur olur. Olur olur. Gidelim buz koyalım. Buz. Buz iyidir. Erdem? Ne oluyor oğlum? Tabloyla mı konuşuyorsun deli herif? Allah. Teşekkür ederim. Rica ederim. Elin nasıl oldu? Biraz yani. Daha iyi. Aynen öyle. Karına bir şeyim kalmaz. Yardım çok özür dilerim ya. Onu orada yok. Gördüğüm zaman direkt kalkıp gitmemiz gerekiyor. Yok gerek. Niye gider? Ne münasebet canım? Senin suçun değil zaten. Aynen öyle. Yani hayatımın hatası adam. Kapat, ya. kapat geç. Konuşmaya değmez. Önemli olan senin kendini iyi hissetmen. Ama onu öyle bırakırsam bir anlamı kalmaz ki. Allah. Ha? Ablam. Ne oldu lan? Çocuklar gitti. Belki oyun bitti. Arkadaşlar, kolaydı.